Merhaba arkadaşlar. Heroes of the Storm oynayacağız. Ranked play. Jaina ile oynamak istiyorum. Tabii ki takımın durumuna göre değiştirebilirim. Şu an bir tankımız eksik gibi duruyor. Bakalım bu ilk numara ne seçecek. Haltas seçti. Şu an tankımız yok. Ben tanka dönebilirim. Tank olarak Tyrael değil de Diablo oynayayım ya. Buradan tanklarımızı gösterelim. Birisi Tyrael seçiyor zaten. İkinci tankı seçmeye gerek yok. Güzel. Double tank istiyorlar. Okey. Bana uyar. Zaten Jayne banlandı. Bakalım o zaman tanklara. Bir yıl gitti. Muradin. Diablo istediler. Hiç bakmayalım. Diablo oynayalım. Hadi bakalım. Diablo'dan bahsedeyim. Madem Diablo oynayacağız. Diablo şu etrafında insanlar ve minyonlar öldükçe onlardan güç alıyor. Daha doğrusu ne kadar çok insan etrafında ölürse o kadar çok canı artıyor. Can yenilemesi artıyor. Yaptığınız build'e göre değişiyor işte. Q özelliği bir rakibe dalıyor. Onu itekliyor. W özelliği böyle etrafına her yöne alevler saçıyor. E özelliği bir rakibi tutup arkasına alıyor. Stun ediyor. Bu güreşteki şey gibi. Tümde gibi alıyor böyle arkasına atıyor, orada stun ediyor işte bir saniye falan. Ultisi iki çeşit, ikisi de fena değil. Bir tanesi Apokalips şey veriyor. Bastığınız zaman bütün hero'ların olduğu pozisyonların altında bir çember çıkarıyor. O çember bir saniye veya 1,5 saniye sonra patlıyor, alev çıkarıyor ve üstündeyse hala hero onu stun ediyor. Öbürkü ejderha gibi ağzından alev çıkarıyor. O alev çok güçlü. Bayağı bir sürüyor. Karşıda kim varsa ne varsa hepsini yapıyor. Ama o alev süresince işte hareketsiz kalıyor. Damage alabiliyor. O yüzden pek kullanmıyorum. Ötekisi daha kullanışlı geliyor. Teamfight'larda attığınız zaman grup bir aradaysa hepsini birden stun edebiliyorsunuz. Şuradan bir Silent'ımı seçeyim. Topladık. Silent ya bunu seçiyorum ya bunu seçiyorum herhalde bir de. Rakibe bakayım. Muradin ve Rengar. Çok fazla basic etek damage olan yok. Bunu seçtim. Yani bunu atıyor işte yanında birileri öldükten sonra su artıyor. Yani benim can yenileme hızım artıyor.
Haritayı biliyorsun umarım. İki lane var. Up lane, mid lane. Ortada lane yok, ortada arena var. Burada immortallar dönüşüyor. Biz de onlara destek oluyoruz. Bir takımlar çıkardı. Bunları takımda hep burada galiba. Şimdi W'ye basacağım. W bunu yapıyor. B de bunu yapıyor. Yaparım. Alıyor artık. Bu da bunu yapıyor. Herkes senin ne işin var oralarda? Bu E bazen sürpriz hamleler yapabilir. Mesela buradan şuradaki birisini E yaparsan direkt içeri al. Zaten dışarıda kal. Boş görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bakalım. Bilmediğiniz kanalda. Şuradan biraz yan içelim. Şimdi buraya gelsin iyi olacak. Özellikle ben yukarı gideyim. Evet, Immortal'lar çıktı. Atış yapmak da burada. Evet, yapmak. Zaten level 4 olarak fark etmez. Buradan. Bir tanesini de kaçırdım.
biraz duralım filmlere kadar. Üçüncü olarak tabii ki Battle Moment. Yani içindeki Diabolical Moment. Diabolical Moment olsun. Orada üçüncü süper bir vardı. Bilmem lazım. Biliyorum artık. Geçiyor abi. Ya. Allah'ım sana gitmesin artık. Gördüğüne göre sana buradan geçirdim dedim. Polislerden sen nasıl geçirdin zaten ya. Çok beleşten öldük. Görünce tabii. Gerçi ikinci parçası var. Yerden bir tane şansın var mı? Buradan mı? Gelsen. Birazdan apokalip. Aşağı gidiyor adam ben sen diyorum. Yukarıdan bir evet, ilk açıldı apokalipsi seçtim düşünmeden. Açıkta olan bir tane. Biraz
Hayvanların da hatta böyle yok. Hatta şunları da alalım. Ben şu minyonları alsam tabii. Objektifler her zaman için tabii ki daha önemli. Neler bir bayağı bir Aa burada şunu seçtim. Python bu V ve adetler geri dönüyor. Geri dönmekten daha fazla. Güzel bir şey. Şuradan gene bir can alayım. Yoksa teamfightlarda hiçbir işe yaramıyor. Geçiyorum. De boş değil arkadaşlar. SGT'yi o adam gerek. Artık bir şey yok. Yani modlar sağlam demek ki. Thank you.
Aldık. Canımız çok hızlı oluyor. %100 ölsek ölmeye gerek yok. Kulleyelim. Gelseler buraya iyi olur. Şimdi burada bir tek kaldı. Ah. Burada. Yine W. Hop. Bak. Yani boşu boşuna toplum başına geldi. Burada dedim beni gangbang yaparlar. Hakikaten de yaptılar yani. Bakın nereye gidiyor, ben nereye gidiyor. Onu boş boşuna oturdu da harcadım. Yaramadım. Açıkçası takımı çok beğenmedim. Ben takip etmiyorum. Tank tak. Bizi tut. Arkadaşlar. LGT hatta kan tadını kaçırdım. Demek ya, bir tanesi demek. Ya hala bulundum. Bir damage diyorum, hepsi geliyor. Hepsi geliyor demek ki ya. Arkadaşlar takım çok kötü. Yani keşke ben gitmeseydim. One damage dedim. Kendim gittim. Peşimden onlar geldi bu arada. Yani iki kişi öyle olmasına rağmen takımın geri kalanı bizden daha fazla demek ki aldılar yani. Hakikaten orada söyledik. Artık. Artık. Artık.
dördümüz bayağı dördümüz beşimizde en iyi gitmemişti. Şu an level 20'de şeyleri de var. Yani bir de güzel. Bakalım kim ne yapmış, ne yapmamış. Hadi Ebo. 6, 10, 2. Ben açıkçası o verdikleri göremedim. Yani Azebo'ya vereyim bari. Hakikaten. Ya bunun nesi yani bu listeye giriyor? Top demek. Team Zero demek. Takımda bir tane kötü oynayan var. Birden fazla olması muhtemel. Şimdi statlardan ortaya çıkar. 1, 10, 3, 55, 36, 74. Biz çok kötü oynamamışız. Hayal tas çok kötü oynamış. Bunu bir rapor edelim. AFK. Attention Design. Çok çok kötü oynamış. Fastat iyi oynamış. Fastat istedi olsa oy verilebilirdi. Malfurion 1-12-4. Ben çok beğenmedim açıkçası. Rakibe bakalım. 15 oynamış. 117 oynamış. Çok fark yoktu aslında. Yani pisine gitti bir anda. Öldük, hepimiz öldük. Rakip de o boşlukta geldi, koru yıktı yani. Oyun ortadaydı yani, çok kötü durumda değildik. SGT Immortal'lara karşı çok iyi iş yaptı. Gitti gitti arkada saklandı, oradan vuruş yaptı. Damage'i çok fazla zaten. Liming çok sağlam hero damage yapmış. Helal olsun. Yani bizde bunun karşılığı yok. İkisinin toplamı ancak bu ediyor. Hatta ikisinin toplamı bile belki bu etmiyor yani. 90 bin tabi etmiyor. Onun dışında bunların tankı. Healer'ı çok iyi değilmiş aslında. Talent'lara bakalım. Benim yaptığım talent'ı gördünüz. Increase your health regeneration. Bu işte bizi o şeyden kurtaran buydu. O çok az canla kaçtık, kurtulduk ya bir ara. Bunun sayesinde kurtulduk. Bu işte dediğim gibi V'ye, V talentına, V abilitiesine çalışıyorum. Yani o Fire Stamps. Ona veriyorum şeyleri, talentları. Level 20 gelseydi onda şeyi seçiyordum. Bu ultinin devamını seçiyordum. Öldüğünüzde de bir tane şey veriyor. Apokalips yapıyor. Ve Apokalips'in cooldown'unu kısaltıyor. Onu seçiyordum. Level 20'yi göremedik. Rakip gördü. Biz 18'de kaldık. Yenildik. Sağlık olsun. Çok önemli değil. Bir dahaki oyunlarda daha iyi oynarız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.